Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere tıp dünyasında bizim kadın doğumda hakikaten kafa karıştırıcı olan bir konu, yeri bilinmeyen gebelikten bahsetmek istiyorum. Pregnancy of Unknown Location diye geçiyor. Bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Umarım bu video birilerinin işine yarar, birilerine dokunur. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin birlikte bu konuyu bir inceleyelim. Şimdi yeri bilinmeyen gebelik nedir? Tuhaf geliyor insana, değil mi? Yeri bilinmeyen gebelik aslında pozitif bir gebelik testi sonucunu aldınız. Ultrason yapıldı size. Ultrasonda gebelik nerede göremiyoruz. Yani rahmin içinde mi, dışında mı gebelik kesesini göremiyoruz. Genelde böyle BTCG değerleri işte 300'lerde, 80'lerde, 400'lerde, 200'lerde, yani böyle genelde 600-700'lü değerlerin altındayken çok sık karşılaşırız bunda. Bu bir teşhis değil. Yani bu daha çok geçici bir durum aslında. Çünkü gebelik tam olarak ne yaptığını oturtamıyor. Tam yerini belirlemek için de daha fazla inceleme yapmak gerekiyor. Tabii bu doğal olarak ailelerde bir kaygı, bir panik, ne oluyor? Neden, nedir? Çünkü doktor da göremeyince doktorun da yüzü ekşiyor. Ailenin yüzü ekşiyor. Çoğu durumda yeri bilinmeyen gebelikler ya canlı bir rahim içi gebelik ya da erken gebelik kaybıyla sonuçlanıyor. Yani bu vakaların çoğunda ya düşük oluyor, kimyasal gebelik gibi kabul ediyoruz onu, ya da bebek ilerliyor yani. Tabii bu durumda yalnız bazı olgularda dış gebelik olabiliyor. Bunlar da ciddi komplikasyonlar olabiliyor, istenmeyen müdahaleler olabiliyor ve gecikmiş bir dış gebelik tanısı olursa da sıkıntı oluyor. Ne gibi belirtiler oluyor? Yani aileye anlatıyoruz, bakın buradan dış gebelik de olabilir ne yazık ki. Biraz zamana ihtiyacımız var, biraz sabırla bekleyeceğiz. Gebelik hücreler, yani o yeni yaşam, o canlılık kendini belli edecek, olumlu ya da olumsuz yönde. Mide bulantısı, kusma, yorgunluk, memeli hassasiyet, aslında bütün gebeliğin hormonlarının sağladığı bütün belirtiler neredeyse yaşanabiliyor. Bazı kadınlarda özellikle düzensiz vajinal kanamalar, karın ağrısı, kasık ağrısı gibi dış gebelik belirtileri de olabilir. Veya hiçbir belirti olmayabilir. Yani çok erken saptanmıştır gebelik. BTCG değerleriniz 80-90'lardadır. Doktorunuz sizi takibe almıştır, değerlendiriyordur. Tabii hikayesinde hastanın adet geçmişi, son adet tarihi, daha önce bir dış gebelik geçirip geçirmediği, daha önceki gebelikleri, dış gebelikle ilgili risk faktörleri, özellikle işte tüplerde bir ameliyat olmuş mu, sigara kullanıyor mu, spiral var mı, tüp bebek tedavisi mi olmuş, mesela en sonki dış gebelik olgunuz aşılama yapılan bir hastanın sonucunda olmuştu. Yani bu tip bir risk faktörü var mı? Bu bizi daha alert tutuyor aslında. Tabii görüntülemede özellikle ultrason, yani vajinal ultrason bizim için en önemli araç. Yani vajinal ultrason elimiz kolumuz gibi. Tabii bu gebelik keseleri özellikle genelde 1000'li, 800 bin'li BTCG değerlerinin altında çok göremeyiz de yani kolay kolay. Bununla ilgili videom var, mutlaka izleyin. Özellikle HCG testi gebeliği doğrulamak için kullanıyoruz ve HCG'nin artışı bize çok önemli bilgiler sağlıyor. Zaten HCG değerleri düşüyorsa gebelik bozuluyor demektir. Ancak bazı olgular acil şekilde karşımıza geliyor. Yani ciddi bir kanama var, ciddi bir iç kanama var, vajinal kanama var. Bu olguların hemen müdahale edilmesi gerekir. Bunlar artık kadının hayatını tehlikeye atabilen durumlar. Ama stabil olan, işte ayaktan polikliniğe geliyor, işte muayenehanemize geliyorlar. Bu olgularda özellikle gebelik isteniyorsa yakından izliyoruz sizi. HCG seviyeleri, işte ultrason kontrolleri, bunlara göre karar veriyoruz. Özellikle tabii ultrason haftada bir bakmak lazım. Çok geciktirmemek lazım. Ultrason muayenesi kıymetli. BTCG değerlerini ise daha yakından takip ediyoruz. Genelde 2 günde bir ya da 3 günde bir takip edilir. BTCG değerleri eğer plato çiziyor veya artış gösteriyorsa. Tabii yeri bilinmeyen gebelik olguları bazen hakikaten challenging dediğimiz zor vakalar oluyor. Hiçbir zaman kendiliğinden çözülmüyor. Yaklaşık bu olguların %2'si yani kendiliğinden düşmüyor BTCG, ya da BTCG büyüyüp artık keseyi görür hale gelemiyoruz. Bunların bir kısmı ne yazık ki dış gebelikle sonuçlanıyor ve ciddi komplikasyonlar olabiliyor. Yani tüpün patlaması gibi bir durum olabiliyor. O yüzden bu olgularda çok gecikmeden de
cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi yapılabilir. Bunlarda beklemeye göre biraz daha başarılı olunabilir ama işte bu tamamen hasta bazlı değerlendirilmesi gerekiyor.